dinlemek isteriz. Evet, aslında tabii Türkiye'nin Suriye politikasında bir süredir takip ettiği çok önemli bir dinamik var. Bunun bir ayağı sahada gerekli askeri hazırlıkları yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle operasyon kararını verebilmesi. Yani operasyon sahada eğer askeri olarak kendinizi ortaya koyamazsanız muhataplarınızı ikna edemiyorsunuz. Hatta bu operasyon yapmak bile yetmiyor. Sahada bir takım atraksiyonlara cevap verebilecek başarıyı ortaya koymanız lazım. İkinci ayağı ise kuşkusuz diplomasi. Bu diplomasi ayağının iç kamuoyunu oluşturma açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli hep başarılı olan bir lider olduğu için ona değinmeme gerek yok. Asıl kritik olan kısmı açıkçası liderlerle yürütülen diplomasidir. Çünkü sahada elde ettiğiniz başarıyı uluslararası denklemde de liderlere kabul ettirebilme ve onlarla sürekli görüşerek burayı bir kazanım haline çevirme ikinci bir zor husustur. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu liderler diplomasisini, liderler arasındaki güç ilişkisini, özellikle Amerika ve Rusya arasındaki denklemi çok iyi yürüttüğünü düşünüyorum. Gerektiği zaman Avrupa'ya da ilgili mesajların verilerek bu denklemin liderlerle, Merkel'le ve Macron'la görüşerek yönetildiğini görüyorum. Dolayısıyla Türkiye şunu yaptı, evet güvenli bölge hedefini ortaya koydu. Fırat'ın doğusunda 444 kilometre uzunluğunda, 32 kilometre derinliğinde, ki bu Başkan Trump'ın da kendisinin bir önerisiydi hatırlarsanız. Bunu hayata geçirmek için Amerika ile önce bir müzakere sürücü yürüttü ve hatırlayacaksınız o 7 Ağustos'ta varılan mekanizmayla, kurulan mekanizmayla bu başlamıştı. Fakat Amerikalıların yani kötü bir hasleti var. Süreci yayıyorlar, oyalıyorlar, sözlerinde durmuyorlar ve bu Münbiç meselesinde de ortaya çıkmıştı. Hatırlarsanız o dönemde burası Münbiç olmasın yaklaşımıyla Türkiye'nin oyalanmayacağı ifade edilmişti. Evet, sınıra 80 bin asker yığmışsınız. Operasyon her türlü hazırlığını son bir yıldır yapmışsınız. Ve ama işte NATO müttefiki Amerika ile de bunu birlikte yapmak istiyorsunuz. Orada Washington çok stratejik bir hata yaptı ve Türkiye'nin kararlılığını anlamadı. Bu defa da Türkiye operasyona, Barış Pınarı operasyonuna başlayınca Amerika'ya rağmen yapılan bir operasyon görünümü ortaya çıktı. Bu yönüyle de Başkan Trump çok büyük bir baskı altında kaldı. Mektuptan, son dönemde ortaya çıkan o skandal mektuptan da anlaşıldığı üzere Türkiye'nin kararlılığı sahada kendisini gösterdi. Şimdi geldiğimiz noktada Pence ve Pompeo'nun temaslarıyla varılan bu 13 maddelik uzlaşma bize şunu gösterdi. Amerika bu hatasını toparlıyor. Niçin hata diyorum? Bir kere YPG'yi koruyamayacağı, YPG'yi korumak diye bir derdin olamayacağı bir düzlem ortaya çıktı. Ve kendi içerisinde de Kürtlere ihanet ettin söylemiyle Başkan Trump ezilmeye başladı kendi kamuoyunda. Aynı şekilde Türkiye'nin operasyonu gayet başarılı giderek YPG terörünü sahadan temizliyordu güçlü bir şekilde. Bir taraftan da Ruslar bir boşluk alanı buldular ve işte Membiç'te öne çıktılar ve daha başka alanlarda da öne çıkabilecekleri bir ortam oluştu. Bu profil şöyle bir yere geldi. Türkiye gibi bir müttefiki varken Amerika Suriye'den öyle bir çekiliyor oldu ki Washington içindeki iç çekişmeden dolayı, yani Trump'la Kongre arasındaki çekişmeden dolayı hem kendi müttefikine yaptırım yapan hem de Suriye'den çekilmesini Rusya, İran lehine olacak şekilde yapan düzensiz bir çekilme. Böyle baktığınızda bunun bütün köşeleri, bütün boyutları zaaf olan, başarısızlık olan bir politik ortaya çıktı. Yani tabiri caizse CENTCOM komutanlarının zihniyetiyle yapılan direnç sonucu Trump Suriye politikasında büyük bir başarısızlığa gidiyordu. İşte Pence'i göndererek hem evangelistlerin desteğini alabileceği bir kendi iç siyaseti açısından bir denklem kurdu. Hem de Türkiye ile 13 maddeyle uzlaşarak tabiri caizse bence itibarını kurtarmış oldu. Türkiye açısından baktığımızda tabii çok daha önemli bir noktadayız. Niye? Çünkü Türkiye hedefini ortaya koymuştu. Bu hedefe adım adım gidiyor. Sahada başarısını göstermekle kalmadı. Tel Abyad ve Resulayn'ı temizlemekte gösterdiği başarı hızlı başarıyla kalmadı. Aynı şekilde Amerika'yı tekrar masaya çekerek bir müttefikiyle YPG'nin oradan çekilmesini sağlama noktasında ilk başta söylediği noktayı kabul ettirmiş oldu.
Bu tabii Türkiye açısından şöyle önemli. Denebilir ki Amerika'ya rağmen yapamaz mıydık? Elbette Türkiye Amerika'ya rağmen operasyon yapabilir. Böyle bir 120 saatlik ara vermeye ihtiyacı da olmayabilirdi. Fakat dünya kamuoyunun yönetilmesi gerekiyor neticede ve Amerika'nın kendi iç denklemlerinde bizim ilişki kurduğumuz Trump'ı da çökertecek, tümüyle çökertecek bir ortamın olmasına gerek yok. Çünkü bu neticede uzun vadeli bir ilişkidir. Amerika ile ilişkileri koparmaya gerek yok. Yeter ki Türkiye'nin istediği meseleleri Türkiye alabilmiş olsun. Şu an gördüğümüz 13 maddede evet, bunlar temin edilebilecek bir yaklaşım söz konusu. Kaldı ki Türkiye Amerika ile anlaşarak aslında elini Rusya karşısında da güçlendirmiş oldu. Diğer Avrupa ülkelerine güvenli bölgeye dönecek mültecilere katkı sağlanması anlamında da bir baskı oluşturabilecek bir düzlem elde etti. Dolayısıyla baktığınızda şimdi Türkiye ne yapmış oldu? Hem sahada evet, askeri gücünü, sert gücünü gösterdi hem de pragmatik bir şekilde aslında uzlaşmaya açık olduğunu gösterdi. Ve böylece iki tane alanda kazanımlarını konsolide etmiş oldu. Biliyorsunuz sadece askeri anlamda başarılı olmak yeterli değil. Bunu eğer diplomaside bir kazanıma çeviremezseniz, bir kabule çeviremezseniz o zaman o size bir ileride sorun alanı haline dönüşebilir. İşte Türkiye, ben YPG'nin sınırdan evet, temizlenmesi projemizin daha ortalarında olduğumuzu düşünüyorum. Daha alınacak yollar var. Bu Amerika ile YPG'nin çekilmesi konusunun uygulamada realize edilmesi lazım. Onu göreceğiz. Bu iş hemen o kadar garanti bir yerde değil. Çünkü Amerikalılar sözlerini tutmayabiliyorlar. Gerçi bu saatten sonra sahadan zaten çekilmiş durumdalar. Dolayısıyla o kadar da çok oyalayabilecekleri bir pozisyon yok. Türkiye bu 5 günde ele geçirdiği yerlerde bir saha kontrolü yapar, güvenlik temin eder, taramaları yapar, güvenlik temin eder. Yani Türkiye için bu çok bu ara verme çok ciddi bir mesele değil aslında. Ama Amerika açısından kendi onurlarını kurtarma ve onlara rağmen yapılıyor havasından çıkabilme şansı elde etmiş oldular. Eğer yapmazlarsa, eğer sözlerinde durmazlarsa Türkiye zaten operasyonunu yapıyor. Devam edecek demektir. Bu hani şöyle söyleyeyim, Trump'ın mektubunda ifade ettiği kelimelerle söylersek bu Washington'ın aptallığı olur. Eğer Türkiye ile bu vardıkları uzlaşmayı devam